Bulgarya. Can sağlık. Bakanlığı başka. Valla yeni Didon'u gördük. Evet. Şahin Sözleri abimizi. Abi şuraya gelsen abi yani. Yapacak bir şey. Yani abi. Vallahi. Bildiğiniz gibi ben zaten Sur döneminde bir yardım kampanyasını sürdürmüştüm. Yaklaşık 2 seneden beri Ahmet'te yaşıyorum. Sur döneminde biz de yaşadık, gördük ve bayağı da insan olarak etkilenmiştik. Ve aklıma nasıl o mağdur ailelere, mağdur insanlara, orada o şartlar altında yaşayan insanlara nasıl yardımcı olabilirim diye bir düşünce vardı. Sonra işte formalarımı Ahmet'te yaptırdım. Gittim Avrupa'ya da sezon bittiğinde Avrupa'ya gittim. Avrupa'da sağ olsun halkımız o konuda gerçekten duyarlıydı. Yardımcı oldular o konuda. Herkes yardım amaçlı işte o kampanyada, o kampanyaya katıldı. Formaları aldılar. O geliri de Sur'daki ailelere yardım amaçlı işte. Oradaki mağdur ailelere destek sundum. Ve Sur'dan Cizre'ye, Cizre'den de bugün Nusaybin'e geldik. Nusaybin'e bildiğimiz gibi gerçekten zor bir dönem yaşadı Nusaybin halkı. Bugün de Nusaybin'e geldim. Nusaybin'de de işte ailelerle görüştük. Hem maddi hem manevi onlarla beraber olduk. Görüştük, konuştuk. Dertlerini dinledik. Ve az da olsa bir kısım da yardımcı olmaya çalıştık. Bugün günümüz böyle geçti, olumlu geçti. Aileler gerçekten sevindi. Onların yalnız olmadığını yine gördüler. Bizim onlardan nasıl, ne kadar da o sıkıntılı dönemde onların yanında olamadıysak da onlar yalnız olmadığını bugün de gösterdik. Duyarlı olmaya çalışıyoruz. Halkımız o sıkıntılı dönem yaşadı. Nusaybin olsun, Sur olsun, Cizre olsun ve öbür iller ve şehirlerimiz olsun yalnız olmadığını bilmelerini isterim. Ondan dolayı bugün de Nusaybin'e geldik. Kesinlikle daha da çok projeler olacak. Öncelikle şimdi sezon başladığı için daha da fazla kendimi futbola motive etmeye çalışıyorum. Çünkü sonuçta bu sene ağır bir yükümüz var Ahmet Spor'da. Şampiyonluk hedefimiz var. Ama devre arası olsun veya sezon sonu tatil dönemine girdiğimiz zaman yine projeler olacak. İşte mağdur olan aileler olsun, mağdur olan halk olsun, gerek sıkıntı yaşayan halkımız olsun. Onlarla her zaman beraberiz, yalnız değiller. Ve çağrım tabii ki vardır. Sonuçta batıda olsun, batıdaki Kürt iş adamları, özellikle Kürt iş adamları olsun, Avrupa'daki halkımız olsun. Bu konuda duyarlı olmasını isterim. Çünkü belki bir halkımızın kısmı durumu iyidir ama öbür taraftan da Sur, Cizre ve Nusaybin'e baktığımız zaman halkımız gerçekten zor bir dönem yaşıyor. Onlara yardım etmek adına, onları yalnız bırakmama adına herkesin duyarlı olmasını isterim. İster kardeş ailesi olsun, ister kampanyalar olsun. Bunun da gerek kurumları vardır yardım amaçlı işte gidip orada yardım yapabilecek kurumlar vardır. Orada işte halkımız için duyarlı olabilirler. Ondan dolayı hani herkes duyarlı olmasını isterim. O konuda da halkımız bu insanları yalnız bırakmayacağını düşünüyorum.